Efendim hoş geldiniz. Tarihlerimiz 25.05.2020'yi gösterirken bugün Ramazan bayramının ikinci günündeyiz. Herkesin bayramı mübarek olsun. Mevlam sağlıkla, sıhhatle bildiklerinizle birlikte nice bayramlara kavuşturmayı nasip etsin. Bu bölümümüzde yine sizden gelen soruya cevap vermeye çalışacağım. Kadir Yıldırım arkadaşım demiş ki abi Renault 9 Broadway hava filtre kabını nasıl değiştirebilirim? Kırılmış ve araba tekliyor. Hava aldığı için onu değiştireceğim. Nasıl söküp takabilirim? E, kendini söküp takabilirsin hiç zor değil. Hadi nasıl sökeceğini anlatayım. Öncelikle kutu üzerindeki segmanları sökerek işleme başlarız. Sonra üzeri, üzerinde bir tane kelebek vidası var. Herkesin bildiği. Onu da şöyle alırız ve basit şekilde üst kapağı yerinden sökeriz. Hava filtresi kutusunun üzerinde bulunan ön taraftan gelen hortumun kelepçesini sökeriz. Daha sonra birinci sabitleme vidası bu. İkinci sabitleme vidasını söktükten sonra araban muhtemelen LPG'li bir modeldir. LPG sisteminin mikserinin 3 tane sabitleme vidası var. Onu sökeriz. 1 2 3 söktük. Daha sonra hortumun kelepçesini söker hortumu geriye doğru alırız. Sonra kapak yukarıya doğru çıkar. Kapak çıkarken alt tarafında motorun havalandırma hortumu var. Özellikle sökerken çok fark etmesin de takarken o hortumun yerinde olduğuna emin olman lazım. Yoksa oradan dışarıya gaz gider ve arabaya sürekli iç tarafa gaz kokusu gelir. Çoğu arabalarda kullanılmayan, takılmayan motor soğukken sıcak hava alma hortumunu da sökmeyi unutmuyoruz. Takarken bu hortumunuz yoksa sanayiden filtre kabıyla birlikte temin edip o hortumu da takıyoruz arkadaşlar. Gaz hortumunun dibindeki e, silikon sizin kabınızın çıkmasına engel olabilir. Bu silikonu da güzelce temizleyip e, hava filtrenizi e, böylelikle yerinden çıkarabilirsiniz. Peki Hava filtresi kabını sökmeden önce e, ürünü temin etmek bence daha mantıklıdır. Ben şöyle bir araştırma yaptım. Yaklaşık 100 lirayla e, 150 lira arasında hava filtresi kabını bulmak, kutusunu bulmak mümkün. Yan sanayi ürünler olduğunu gördüm. E, benim şöyle bir tavsiyem var size. Siz bu ürünün yan sanayisini almak yerine ee, çok fazla çıkma orijinal parça gördüm arkadaşlar Çıkma orijinal parçayı e, tercih etmeniz bence daha mantıklıdır Ama e, karar elbette ki sizin Hava filtresi kutusuyla birlikte size lazım olacak olan malzeme Dyson silikon e, alın siyah e, bir kutu Onun yanında 30 santim kadar e, alüminyum bu borudan da almayı unutmayın e, Bu ürünleri temin ettikten sonra Heh, Son olarak hava filtresinin altındaki motor havalandırma hortumunu da alın arkadaşlar. Çünkü orası sürekli yağ gördüğü için zamanla gevşeyip yerinden çıkıyor, içeriye koku gidiyor. O kadar hazır sökmüşken o hortumu da yenilemekte fayda var. Onu da unutmuyoruz dostlar. Bu malzemeleri temin ettik. Yeni filtremizi getirdik arkadaşlar. Ee, öncelikle filtremizi yerine o e hortumla birlikte düzgünce alt tarafında havalandırma hortumuyla birlikte oturtuyoruz. Ee, daha sonra Hortumunu geçirdikten sonra yerine kelepçeliyoruz. Mikserimizi yerine takıp güzelce 3 tane vidasını sıkıyoruz. Çok aşırı sıkarsanız dip kısmı alüminyumdur yalama olabilir. daha sonra 2 tane sabitleme vidasıyla kapağı sabitliyoruz. Hava giriş hortumlarını bağladıktan sonra kelepçelerini sıktıktan sonra gaz hortumunun dibine güzelce silikon yapıp daha sonra silikon kuruyunca hava filtremizi koyup hava filtremizin üst kapağını da yerine takıp işlemimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Ben her zaman öncelikle şu tırnaklarını, şu sekmanlarını takıp daha sonra üstteki vidasını somununu sıkıyorum. böyle daha sağlıklı ve sıhhatli olacaktır dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kanalımıza lütfen beğenip abone olmayı, eşinize dostunuza tavsiye unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlarınız olsun dostlar.